Fed nihayet faiz kararını açıkladı ve beklediğimiz gibi faizi artırmadı. Ama pause etmedi, skip etti. Farkı şöyle, pause demek duruyoruz, ara veriyoruz demek. Skip ise bu dönemi atlıyoruz anlamına geliyor. Yani Temmuz'da tekrar faiz artışı devam edebiliriz diyor. Ben enflasyon verileri geldikten sonra acilen Twitter'da ve YouTube'da paylaşımlar yaptım. Ve şunu söyledim hatırlıyorsanız. Manşet enflasyon beklediğim gibi geldi. Çok düşük geldi, çok iyi. Ama çekirdekte sıkıntı var. Bundan dolayı Fed sert konuşacaktır dedim. Ve Fed dün gerçekten sert konuştu. Ne anlamda sert konuştu? Birincisi pause değil skip dediler. İkincisi daha önemli ama. Nihai faiz oranında %5.6 olarak açıkladılar. Şu andaki faizler 5-5.25 aralığında. İki kere en az 25'er bas puanlık daha artış anlamına geliyor. Bu yıl içerisinde veya belki bir tane 50 bas puanlık artış. Ayrıca bu yıl faizleri kesinlikle düşürmeyeceklerini söylediler. Powell faiz düşürmenin yıllara yayılacak bir süreç olduğunu söyledi. Yine bu da süper sertti. %2'lik enflasyon kararlarından vazgeçmediklerini, manşet enflasyona yol alındığını ama çekirdeğin direndiğini, çekirdekle ilgili mücadeleyi sertleştirebileceklerini söylediler. Şimdi buraya kadar aslında bütün tahminlerim tuttu. Ben de şu tweetimde Temmuz'da 25 garanti belki 50 bile gelebilir demiştim. Powell'ın çok sert konuşacağını ima etti. Bütün bunlarda senaryomuz işliyor. İlk senaryo değil tabii. Enflasyon verisinden sonra gelen senaryo çalışıyor. Ama dün piyasa tepki vermedi pek. Ben aslında bu tip bir sert politikaya piyasanın da tepki verebileceğini düşünüyorum. Bazen oluyor, ilk gün tepki verilmiyor, ikinci gün tepki veriliyor. Kripto pazarı tepkiyi verdi. Çünkü Powell'ın konuşmasının bir yerinde sadece faizleri artırabileceklerini değil, parasal sıkılaştırmayı yani piyasadaki parayı azaltmayı da sürdüreceklerini söyledi. Hep söylüyorum, kripto likiditeye dayalı bir finansal varlık. Orada bir kayıp olursa sıkıntı büyüyor ve dün yanılmıyorsam Bitcoin'de %3,5 civarında kayıp var. Altcoin'lerde daha da sert kayıplar var. O tarafta tahminim tuttu çünkü şu tweetimde demiştim ki Nasdaq'ta ve benzer yüksek riskli varlıklarda geri çekilme bekliyorum. Kriptoda tuttu tahmin ama henüz Nasdaq'ta tutmadı. Nasdaq dün özellikle yapay zeka hisseleri yine çok coşkuluydu. Nvidia tek günde değerini 50 milyar dolar kadar artırdı. AMD de yarışı eşlik etti. Microsoft, Apple gibi şirketler de iyiydi. Bir tek Tesla'da bir miktar düşüş vardı. O da biliyorsunuz 13 gündür kesintisiz yükseliyor. Biraz düzeltme gibiydi. Fakat buna aldanmayalım. Çünkü şunu daha evvel gördüm. Fed politikayı açıklıyor. 75 bas puan artırıyor mesela. O gün borsa coşuyor. Ertesi gün satışa geçebiliyor. Bunu bekleyeceğiz. O yüzden videomun başlığını kararsızım diye koydum. Çünkü eğer Fed'in politikalarına piyasa inanmaya başlarsa işler değişecek. Neden inanmaya başlarsa diyorum. Çünkü dün gördük ki henüz piyasa oyuncuları Fed'in sadece boş bir tehdit savurduğunu, bunları gerçekleştiremeyeceğini düşünüyor. İki yere dayanıyorlar. Bir tanesi bankalar tarafındaki sıkıntı. Eğer faizler hakikaten bu kadar artırırsa bankalar tarafında dert büyür diyorlar. Bir taraftan da Amerikan devleti çok borçlu. Bu borcun ödemesi gereken faiz sürekli artıyor. Faizler yükseldikçe bundan dolayı da Powell'ın hareket edemeyeceğini düşünüyorlar. Fakat Powell dün bu konuda açık konuştu. Dedi ki bizim ülkemizin para politikası sürdürülebilir durumda değil. Bu kadar borçlanmıyor olmamız lazım. Fakat bu benim meselem değil dedi. Yani bu çok sert bir konuşmaydı ve burada bir açık olursa biz bunu da telafi etmeyiz dedi. Fed'in böyle bir görevi yok. Fed'in görevi fiyat stabilitesini sağlamak ve istihdamı yönetmektir dedi. Yani oradan da bir kapıyı aslında kapattı. Peki ne yapar şimdi borsalar? Önümüzdeki somut verilerle tahminler yürütmeye çalışıyoruz ama piyasa bazen benim beklemediğim gibi davranabilir. Bunu söyleyelim ve yatırım tavsiyesi vermediğimi de tekrar net olarak hatırlatayım. Fakat görebildiğim kadarıyla işte kriptonun verdiğine benzer tepkinin yavaş yavaş hisse senetlerine gelmesi gerekiyor. Tek burada dediğim gibi mesele piyasa yapıcıların ve büyük yatırımcıların Fed'e inanıp inanmaması. Fed'e inanıp inanmama da Temmuz ayındaki enflasyon verisinden sonra bence daha netleşecektir. Çünkü Temmuz'dan sonra Fed ara veriyor. Ağustos'ta Fed toplantısı yok. Eylül'e kadar toplantıları yok. Eğer Temmuz'da enflasyon yine böyle güçlü gelirse çekirdek tarafında ve Fed de bir karar alırsa piyasaların morali daha da çok bozulacaktır. Şimdi bugünden o güne kadar bence böyle biraz dalgalı bir piyasa izleyeceğiz. Yönün biraz daha aşağı olmasını bekliyorum. Twitter'da şu tweet'te anlatmıştım. %25 civarında nakite geçiyorum diye. Dün o nakit bir işime yaramadı açıkçası. Elimde bekliyorum şimdilik. Ama işe yarayacağını hala tahmin ediyorum. Yani ben önümüzdeki dönemde piyasa görüşüm pek boğa değil. Bekleme taraftarıyım. Biraz kararsızım. Stop loss'larımı sıkılaştırdım. Kararsızlık dönemlerinde bunu yapıyorum. %25 kadar nakite geçtim. Nakite geçme kararı şimdilik doğru gözükmüyor ama bakalım. Yani bir günde karar vermemek lazım. Ve borsada yakından izliyor olacağım. Bence şu anda herkes de benim kararsızlığımı çekiyor. Evet, Fed çok sert konuştu ama dediklerini yapacak mı yoksa blöf mü yapıyor? Fed'in blöf yapması gayet mümkün. Çünkü beklentilerle de enflasyon yönetilebilir. Çok basit bakın meseleye. İşte son günlerde çok güzel kazandık borsada diye harcamalarım hemen arttı. Hepimiz böyleyiz.
Niye? Çünkü buna wealth effect veya varlık etkisi deniyor. İnsan kendi varlıklı hissedince daha fazla harcamaya eğilimli oluyor. Bu wealth effect Amerika'da bu borsalar böyle yukarı giderken gayrimenkul fiyatı tekrar bir yukarıya doğru dönmeye başladı. Orada kendi hemen hissettiriyor ve tüketim artabiliyor. O da enflasyonu kırıyor. Son söyleyeceğim de şu. Bütün bu gürültüye rağmen çekirdek enflasyonun detayına baktığımda da aslında iki kalemin çok sorunlu olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi ikinci el araç fiyatları. Çünkü Amerika'da hala bu Covid döneminden gelen bir araç kıtlığı var. İkinci el araç fiyatları yüksek kalmaya devam ediyorlar. Bir de kiralar. Kiralarda bu ay bir düşüş vardı. %0.6'dan %0.5'e geriledik. Ama tabii yeterli değil. Bu araç tarafındaki mesele gelip geçici olabilir. Yani ben hiç beklemiyordum bu ayda böyle yüksek geleceğini. Kredilerde zorlaşma var. Hani tüketicinin parası bitiyordu vesaire, bir şey olmuyor yani. Almaya devam ediyorlar ama ne kadar kalıcıdır, ne kadar sürdürülebilirdir emin değilim onun. Aşağı doğru gideceğini tahmin ediyorum. Bir de kiralar var. Kira tarafında hep bahsettim. Bir gecikme etkisi var orada. Bir de şimdi yaz aylarına geldik. Amerika Birleşik Devletleri'nde yazlık kiralamaları var. Onlar 60 durumda bir... YouTube'dan bir takipçi beni uyardı. Onların fiyatları tabii geçen sene yükseliyor. Böyle geçici etkiler de olabilir. Ama diğer enflasyon kalemlerine baktığımda, alt kalemlerine, çoğunda aslında aylıklarda 0.1-0.2'lere gelmiş durumdayız. Bu da işte %1.2-2.4 arası yıllık enflasyon anlamına geliyor. Fed'in en sonunda bunu düşüneceğini tahmin ediyorum. Ve ben de henüz Fed'in bu dediğini yapacağına emin değilim. Ama yapacakmış gibi önlemli olmaya hazırım. Dün kripto pazarı işte bu yüzden çok sert tepki verdi. Henüz bakalım. Nasdaq'ta bir şey olmadı ama lütfen safları sıkılaştıralım, biraz daha dikkatli olalım. Çok boğa konuşmak artık mümkün değil. Bir de bu yapay zeka tarafındaki rally overextension bölgesine çok geldi. Yani bütün yapay zeka oyuncuları, en başta Nvidia olmak üzere, overbought, aşırı alım bölgesindeler. Daha ilerleyebilir mi? İlerleyebilir ama yani bundan sonrasında risk getiri ne kadar iyi emin değilim. Yani bundan sonrası biraz daha dikkatli bakma taraftarıyım. Erken girenler kazandı. Buradan gireceklerin stop loss'ını çok sıkı koymasını tavsiye ederim yapay zeka ürünlerine. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Cennet gibi bir yerdeyim. Cumartesi günü inşallah İstanbul'a dönüp stüdyomdan tekrar yayınlara başlıyorum. Görüşmek üzere.